Evet. Merhaba. Öncelikle böylesine güzel bir etkinliği düzenleyen, bu etkinlikte emeği geçen herkese, belediye başkanımıza, çalışanlarımıza, herkese çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde diye başlamayacağım. Şiire en çok ihtiyacımız olan şu günlerde gerçekten anlamlı, güzel bir etkinlik. Burada olduğum için çok mutluyum, sizlerle beraber olduğum için. Az önce bir film izlediniz, Bir Ayrılık adlı film. Amerikalı yazar, eleştirmen, sanatçı Susan Sontag'ın bir sözü var. Bir filmin sinema açısından sanat değeri taşıyıp taşımadığını anlamak istiyorsanız film bittikten sonra kendinize şu soruyu sorun. Bu film bittikten sonra ben bu filmin üzerine konuşmak istiyor muyum? Bir yorum yapmak istiyor muyum? Bir açıklama yapmak istiyor muyum? Eğer istemiyorsanız, içinizden bir açıklama yapmak, yorum yapmak, laf etmek gelmiyorsa o film iyi filmdir. Susan Sontag'ın söylediği şey, iyi film ölçütü bu. Bir ayrılığa vaktim kalırsa geleceğim. Neden şiirsel bir film olduğunu sizle paylaşmaya çalışacağım. Bu söyleşinin başlığı, asıl başlığı, içerikteki şiirselliğin sinematografik karşılığı ve bir ayrılıktı. Fakat baktık, bu başlık bayağı uzun bir başlık, daha ilgi çekici bir başlık bulalım dedik. Bir ayrılık bin hakikat olsun. Belki daha ilgi çekici bir başlık olur, müşteri daha fazla olur diye bu başlığı koyduk. Aslında burada size anlatmak istediğim, size paylaşmak istediğim şey, içerikteki şiirsellik denilen şeyin ne olduğu, içerikteki şiirselliğin edebiyattaki karşılığı, şiirdeki karşılığı, hayattaki karşılığı ve sinemadaki karşılığı üzerine sohbet etmek istiyorum. Paul Eluard'ın aşkın şairi olarak bilinir. Fransız şair Paul Eluard'dan yola çıkarak Can Yücel insanın kan yasasını, can yasasını, anayasasını, insanın anayasasını yazmış ve şöyle buyurmuş o anayasada. Üzümden şarap yapacaksın, çakmak taşından ateş, öpücüklerden insan yapacaksın. İnsanın anayasası bu. Üzümden şarap, çakmak taşından ateş, öpücüklerden insan yapacaksın. Sözcüklerden ne yapacaksın? Sözcüklerden de şiir yapacaksın. Sadece sözcüklerden mi şiir yapacaksın? Hayır. Hareketli görüntülerden, motion pictures, hareketli görüntülerden de şiir yapacaksın. Peki nasıl, sözcükler nasıl şiire dönüşür? Hareketli görüntüler, sinema söz konusuysa nasıl şiire dönüşür? Meksikalı şair ve yazar Octavio Paz. Şiir, bir dil olmakla beraber anlam ve anlamın aktarılması söz konusu olduğunda dilin sınırlarının aşılmasıdır diyor. Şiiri bu şekilde tanımlıyor. Şiir, dilin sınırlarının aşıldığı yerde başlar. Öyleyse şunu da ekleyebiliriz, Octavio Paz'ın bu sözünden hareketle. Şair, kendi dilinin sınırlarını aşan insandır. Bir şair kendi dilinin sınırlarını aşıyorsa o sanatçıdır. Ya da hangi sanat dalı olursa olsun ve o sanat dalının gereci malzemesi ne olursa olsun, eğer sanatçı kendi dilinin sınırlarını aşıyorsa şairdir. O yüzden bir resim gördüğümüzde, bir tablo gördüğümüzde daha önce bildiğimiz resim dilinin sınırlarını aşan bir eserle karşı karşıyaysak Matisse sadece ressam demeyiz. Resim sanatının şairidir Matisse deriz ya da Cézanne için aynı şeyi söyleriz. Sinema için de bu böyledir. Buñuel'in bir filmini izlediğiniz zaman daha önce izlediğiniz filmlerden, sinema anlayışından bambaşka bir dille, bambaşka bir sinema görüntü diliyle karşılaştığınızda o kadar etkilenirsiniz ki duyduğunuz hayranlığı çok güzel diyerek ifade etmekle yetinemezsiniz ve şiir gibi sözcükleri ağzınızdan çıkar. Evet, şiir gibidir çünkü kendi dilinin sınırlarını aşmıştır. Peki şair, yönetmen, ressam, sanatçı kendi dilinin sınırlarını nasıl aşar? Sözcüklerin imgeye dönüştüğü yerde aşılır. Ha, o zaman sözcükleri imge haline getirmek gerekiyor dilin sınırlarını aşabilmek için.
sözcüğü şiir haline getirebilmek için. Görüntü dilinde de görüntüleri öyle bir şekilde bir araya getireceğiz ki onlar görüntü olmaktan çıkıp imgeye dönüşecek. Fark ettiniz sanırım. Şiiri yakalamanın, şiirselliği yakalamanın sanatın her dalında olmazsa olmazı imgedir. İmge deyince aklınıza ne geliyor? İmge nedir diye sorsam şimdi aklınızdan ne geçecek? Hani söyleşi ya belki hemen şimdi kafanızda imge şudur. Mesela imge kız çocuklarına koyulan isimdir. Değil mi? Aklınıza bu gelir. İmge bir yayın evinin adıdır. İmge nedir? Ne geçiyor aklınızda? Şöyle söyleyeyim. İngilizler image diyor imgeye. Hayal, suret, sureti zihniye, sureti akliye, timsal, sureti ihsas. Yani sezdirme, kapalı anlatım anlamında. İmge denince buyurun lütfen. İmge soyuttur. Olabilir. Ama berrak değil değil mi kafamız? İmge nedir deyince şöyle net bir tanım yok. İmgenin ne olduğunu ben de sizin gibi büyük bir merakla hatta çocuksu bir iştahla araştırmaya başladım. Araştırdıkça, öğrenmeye çalıştıkça heyecanım kat kat arttı. İmgenin çok çeşitli karşılıkları var. Psikolojideki karşılığı ayrı, felsefede ayrı, sanatta ayrı, dil bilimde ayrı karşılıkları var. Beni heyecanlandıran imge nedir sorusunu aradığımda, yanıt aradığımda beni heyecanlandıran şey Fransız filozof Henri Bergson'un bir tanımıydı. Şöyle diyordu Bergson, imge gerçek değildir. İmgeyi gerçek olarak kabul etmeyin ama imge gerçekliğe en çok yaklaşandır. İnsanın gerçeğe ulaşabileceği en yakın noktadır. Bergson'dan bu 20. yüzyılın sadece felsefeyi değil, sanatı da etkileyen önemli filozofundan bu cümleyi okuduğum zaman, imgeye ilişkin bu tanımı okuduğum zaman çok heyecanlandım. Eğer dedim, imgenin ne olduğunu anlarsam, öğrenirsem, insanın gerçeğe ulaşabileceği en yakın noktayı da öğrenmiş olacağım. Gerçeğe en yakın yerde durmuş olacağım. Çok heyecanlandırdı beni bu. Ama daha ötesi yoktu Bergson'da. Sanatçıya baktım, Brecht'e. Brecht içimi ferahlatan çok anlaşılır bir şey söylüyordu imgenin ne olduğuna dair. İmge anlamdır diyordu. Fazla zorlamayın, fazla kasmayın. İmge dediğiniz şey anlamdır. Şiir dilin ötesinde bir sözdür. Şiirin anlamı şiirin kendisidir dediği zaman benim kafa gene bulandı. İmge anlamdır anladım da. Şiir dilin ötesinde söz nasıl oluyor? Şiirin anlamı şiirin kendisidir ne demek? Tam anlamadım. Gittim sözlüğe baktım. Sözlükte yazan şey şu. İmge için duyulur, algılanır bir kaynaktan gelen tasarımdır imge. Bu da çok yavan geldi imge tanımı olarak. Duyulur, algılanır kaynaktan gelen tasarım. Sanat alanındaki karşılığı ne imgenin diye baktığım zaman nesnel gerçekliğin insan bilincindeki estetik yansıması ya da tasarımıdır imge dendiğini okudum. Nesnel gerçekliğin insan zihnindeki estetik tasarımıdır, yansımasıdır. Bu da gayet anlaşılabilir bir tanım, bir cümle gibi ama hayır değil. Bu hiç anlaşılmaz bir cümle. Çünkü estetiğin yani sanatın alanındaki güzelin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yok, bunun tanımı yok. Çünkü estetik denilen şeyin fiziği ve kimyası yok. Estetik diye bir disiplin var. Bilim değil ama. Felsefe değil. Felsefeden 18. yüzyılda ayrıldı estetik. Diyeceğim, anlaşılır görülen bu tanımda da estetiğin ne olduğunu bilmediğimiz için, doğa bilimlerindeki bilgiye benzer bir şekilde estetik tanımı olmadığı için, bu da imgenin ne olduğunu açıklamaya yetmedi derken gene şair imdadıma yetişti. Allah rahmet eylesin Ezra Pound, Amerikalı şair. İmgenin tanımını en iyi veren şair, yani bir felsefeciden, estetik kuramcısından, şundan bundan daha iyi veriyor. Şöyle söylüyor Ezra Pound imge için. İmge resimsel bir betimleme değil. Böyle başlaması önemli. Çünkü imge deyince İngilizceden de image, Türkçe'de imaj olarak da kullanıyoruz ya, imge, imaj aynı şeymiş, eş anlamlıymış gibi kullanıyoruz. İmge denilince zihnimizde oluşan görüntü aklımıza geliyor. İnsanın kafasında, aklında bir görüntünün oluşması
aklımıza geliyor. İmaj, imge. Ama hayır, imge sadece görsellikle, görme duyusuyla alakalı değil. İmge, görmenin yanı sıra diğer tüm duyularla alakalı bir şey. Yani görme duyusundan kaynaklandığı kadar imge, dokunma duyusuyla, işitme duyusuyla, koklamayla, beş duyunun tamamıyla, altıncı duyu sezgiyle de alakalı bir şey diyeyim. O şeyi girdap olarak adlandırıyor Ezra Pound. İmge resimsel bir betimleme değil, anlık bir zamanda, bir anda, birdenbire zihinsel ve duygusal şeylerin karışımını gösteren bir olgudur. İmge bir girdaptır. Ne yalnızca fikirdir, kavramdır yani. Ne yalnızca kavramdır, fikirdir, ne yalnızca duygudur, ne de yalnızca kavramdır. Hepsinin iç içe girdiği bir kör düğüm, hareketli bir kümedir. İmge sadece görsellikle, görmeyle alakalı değildir dedim ya. Örnek vereyim, dokunma ile ilgili imgeler de vardır. Aragon'dan da herhalde bu dize, sürüktür, yapışır çeşmeye zamanın dudakları der bir dizesinde Aragon. Burada görme duyusu değildir, imgelememizi harekete geçiren dokunmadır. Sürüktür, yapışır çeşmeye zamanın dudakları. Görme ve tat ikisi aynı anda bir imge oluşturabilir. Titreyen tarlalar ekşi bir yüz gibi ufuk diyor şair. Ekşi bir yüz gibi ufuk tatma duyusuyla alakalıdır. Titreyen tarlalar görme duyusuyla alakalıdır, iç içedir. İşitme duyusuyla ilgili imgeler vardır Edip Cansever'den. Yürüdüm ki bir sese benziyordum sanki, yüzyıllarca önce kırılmış bir kemik sesi diyor. Bu görmeyle değil, işitme duyusuyla alakalı bir imgedir ve güçlü de bir imgedir. En güzelini söyleyeyim, yine Edip Cansever'den, örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi. Görme de var, tat da var, rakı var, daha ne olsun? Bu da bir imge. Sonra araştırırken gördüm ki imge dediğimiz şey Latince, eski Yunanca imitari'den geliyor. Imitari benzeyen demek, benzeşim demek. İmitasyon diyoruz bugün değil mi? İmitasyon mücevherler, kadınlar daha iyi bilir, kürkler vesaire. Aslı değil, sahtesi, taklidi anlamında, benzeri anlamında imitari sözcüğü. Araştırırken eski Türklere, Şaman Türklerine kadar gittim. Kipi diye bir sözcük varmış eski Şaman Türklerinde. Kipi. Kipi içi samanla doldurulmuş ölü at demekmiş. At kutsal bir hayvan Şaman Türklerinde. Hayvan öldükten sonra içini samanla dolduruyorlar ve anısını yaşatmak için o kutsal hayvanın atın koyuyorlar işte obalarının neyse evlerinin bir köşesinde. Atı o şekilde doldurup. Hala vardır hayvanlar, av hayvanlarını doldururlar içini, saklarlar o şekilde, sergilerler. O kipi, yani içi samanla doldurulmuş ölü atı verdikleri atmış kipi. Kipi daha sonra günümüzde kullandığımız Türkçe'ye nasıl gelmiş, yerleşmiş? Gibi sözcüğü, bugün kullandığımız gibi sözcüğünün kökeni o. Kipi, içi saman dolu ölü at. Gerçek canlı attır. Kipi canlı at gibi olan, içi saman dolu ölü attır. İmge gibi olandır, gerçek gibi olandır ama gerçek değildir. Gerçek gibi olandır. Ve fakat burada önemli felsefi bir bilgi de ortaya çıkıyor. Gerçeği bilemezsen, yani o canlı atı bilemezsen gibiyi de bilemezsin. Ve tam tersi, gibiyi bilirsen ancak gerçeği, canlı atı bilirsin. Buradan Goethe'ye şu şekilde bağlarız. Alman yazar, edebiyatçı, düşünür Goethe'ye. Akıl diyor Goethe, farklı şeyler arasındaki benzerlikleri ve benzer şeyler arasındaki farklılıkları görebilmektir. Aklı bu şekilde tanımlıyor. İmgenin tanımıdır aynı zamanda bu. Biz farklı şeyler arasındaki benzerlikleri ve benzer şeyler arasındaki farklılıkları görebildiğimiz ölçüde aklımızı yetkin bir şekilde kullanırız. Demek ki insan aklının ve duygusunun çok önemli bir yetisi imge. İmgelerle düşünebilmek, imgeleri oluşturabilmek. Şimdi imge şiirde nasıl oluşturulur? Efendim, edebiyata bir ülke diyelim. Bu ülkenin adı, edebiyat ülkesinin adı imge olsun. Bu ülkenin adı imge ise, adı imge olan bu ülkenin başkenti gölge dildir. Gölge dil ne diyeceksiniz? Ne demek gölge dil? Gölge dil, söylenenle söylenmek istenenin arasında duran, doğrudan söylenmeyenin dilidir. Doğrudan ifade edilmeyenin, dolaylı ifade edilenin dilidir.
gölge dil dediğimizdir. Ve sanatın dili sadece şiirin değil, tüm sanat dallarının dili aslında gölge dildir. Dolaylı olarak söyler söyleyeceğini, doğrudan söylemez. Ne demek söylenenle söylenmek istenenin arasında duranın dili? Bir bardak su içsem şimdi yaralarımdan dökülür diyor şair. Söylediğiyle söylemek istediğinin arasında duruyor ve ben bunu başka sözcüklerle ifade edemiyorum. Başkenti gölge dildir. Dedim, efendime söyleyeyim. Anayasası, bu ülkenin anayasası mecazdır. Mecaz sözcüğü bilinen anlamının, düz anlamının dışında kullanmadır. Mecaz dediğimiz şey. Anayasanın değiştirilmesi her zaman teklif edilebilecek bu anayasanın ilk iki maddesi ise teşbih, benzetme ve eğretilemedir. Çok önemlidir imge yaratmada teşbih ve eğretileme. Yani lisedeki derslerinizde size tekrar hatırlatmak istemiyorum ama bana lisede söz sanatları bir amaçmış gibi öğretildi. O yüzden de öğrenemedim. Tecahülü arif ne, mübalağa ne, teşbih ne, istiare ne. Doğru düzgün öğrenemedim çünkü amaç onları öğrenmekti. Hayır, bunlar, bu söz sanatları, bu saydığım şeylerin hepsi imgeyi kurmanın, imgeyi oluşturmanın araçlarıdır. Bunlar amaç değildir, araçtır bunlar. Ve iki güçlü aracı vardır imge oluşturmanın. Biri teşbihtir ki kendisi metaforun, eğretilemenin fakir akrabasıdır teşbih. Öbürsü de metafordur. Metaforlarla ve teşbihlerle imgeyi oluşturursunuz. Şimdi teşbihte, yani bir şeyi başka bir şeye benzetmede, sıkıcı bir şekilde söylersek benzeyen vardır, benzetilen vardır, benzeyenle benzetilen arasında ortak bir nokta vardır, bir de ilgeç, edat vardır gibi, kadar, sanki vesaire. Böyle benzetmeler yaparız biz. Benzetmede akılla, akılcılıkla açıklanabilecek neden sonuç bağı, illiyet bağı dediğimiz bağı kurabilecek bir işlev ilgisi dediğimiz işlev ilgisi vardır. Benzetme iyidir, güzeldir. Neden? Çünkü anlamı güçlendirir, pekiştirir, sağlamlaştırır, çağrışımları çoğaltır. Çok anlamlılığa giden yolu açar. Zaten gölge dilinin amacı da çok anlamlılıktır ya da anlamsal çok değerliliğe ulaşmaktır. Ah şu yalnızlık, kemik gibi ne yana dönsen batar diyor şair. İşte anlamı güçlendiriyor. Cam kırıkları gibi paramparça bir gece diyor. Daha güçlü bir anlam, daha açık bir anlam. Kolay anlıyoruz. Bir yapı işçisinin kulağındaki kalem gibi güzel, serçe kanadı değmiş çamaşır ipi gibi esrik diyor Melih Cevdet Anday. Ne kadar güzel benzetmeler bunlar. Yapı işçisinin kulağındaki kalem gibi güzel. Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün diyor İlhan Berk, canım benim. Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün kadar güzel bir benzetme olabilir mi? Anlamı nasıl çoğaltıyor bir bakar mısınız? Cumhuriyetin ilk günlerinde ne varsa bu benzetmenin içine koyun. Umudu koyun, hırsı koyun, azmi koyun, direnmeyi koyun, başkaldırıyı koyun, özgürlüğü koyun. Hepsini koyun. Hepsi bu dizenin içerisinde. Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün sesinin içerisinde. Ama Mustafa Sandal da söylüyor, o da benzetme yapıyor. Ay'a benzer yüreğim, doğal olarak da takipteyim diyor. Bu da mı şimdi şiir, şiirsel? Değil. Demek ki her benzetme, her gibi şiirsel değil. Eğer öyle olsaydı zaten az kaşardan tost, çok kaşardan dost olmaz da şiirdir derdik. Bu benzetmeye de şiir derdik. Değil. Ha demek ki her benzetme şiir değil. Ama az önce ne dedim? Teşbih, metaforun, eğretilemenin fakir akrabasıdır dedim. Bunu şu nedenle söyledim. Metafor dediğimiz, eğretileme dediğimiz şey, ki sözcük anlamı, Latince'deki, eski Yunanca'daki anlamı, bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere taşımaktır. Yunanistan'da hala metafor sözcüğü hamal anlamında kullanılır. Hamal, yük taşıyan anlamında kullanılır. Metafor. Metafor anlamı güçlendirmek, çoğaltmak, anlamayı kolaylaştırmak, pekiştirmek, desteklemek için değildir. Ya ne içindir? Metafor kendi anlamını kendisi yaratır. Anlam metaforda, metafor kullanarak imge üretiyorsanız anlam kendisiyle başlar, kendisiyle biter ve başka sözcüklerle açıklanması imkansızdır. Açıklamaya kalkarsanız banalleşirsiniz. Açıklayamazsınız, söyleyemezsiniz. Şey verelim, örnek verelim, metafor, kendi anlamını kendi yaratan.
gümüşten yırtılmış caz ve kavaldan akan gökyüzü. Cemal Süreyya'nındı değil mi? Notlarıma yazmamışım. Kavaldan akan gökyüzü, ben bunu açıklayamam size, bu bir benzetme değil. Gibi demiyor, budur diyor, bu şudur diyor. Bunun gibidir sanki adeta demiyor, bu şudur diyor bize. Göğe bakma durakları diyor Turgut Uyar. Bir çay söyle yağmurların kokusunda, kan var bütün kelimelerin altında, işte o kandır senin gülüşün diyor Cemal Süreyya. Kan gibi senin gülüşün demiyor, işte o kandır senin gülüşün diyor. Ülkü Tamer hocam, bana çiçek gönderme, bir kuş ağacı gönder, alnıma dokunanlar iyileşmiş desinler diyor. Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa, dört nala sevişmek lazım diyor. Bunlar metafor, bunlar kendi anlamını kendi yaratıyor. Giderler yağmur bacaklı bir kız kalır kumsalda diyor. Bacakları yağmura benzer kız kalır demiyor. Giderler yağmur bacaklı bir kız kalır kumsalda. İlhan Berk'in dizesi bu. Yalnızlığım benim, sidikli kontesim diyor Can Yücel. Daha çoğaltmak mümkün bu örnekleri. Metaforla imge yaratmak. Kendi anlamını kendisinin yaratması şiir. Evet, şimdi metafor güzel, teşbih, evet bunlar güzel. Bunlarla imge yaratmak güzel de asıl ustalık, şiirde asıl ustalık, hiçbir söz sanatına, teşbihe, metafora, eğretilemeye, tecavülü arife, şuna buna başvurmadan gündelik konuşmalarımızda, gündelik hayatımızda kullandığımız sıradan sözcüklerle şiiri yazmak ve imgeyi orada var etmektir. İmgeye orada vücut buldurmaktır. Bu şiire ilişkin teknik bilginin ötesinde bir deneyim mi demek lazım, ustalık mı, sezgi mi adını koyamıyorum. Böyle bir görgü, böyle bir bilgi, böyle bir seziş gerektiren ve çok az insanın, çok az şairin ulaşabildiği düzeyde bir ustalıktır. Sözünü ettiğim. Söz sanatlarına başvurmadan. Bu söz sanatları dediğim şeye Mehmet Fuat Nazım Hikmet'in biliyorsunuz manevi oğlu dış biçimsel şiirleştirme teknikleri adını veriyordu. Dış biçimsel şiirleştirme tekniklerine başvurmadan imgeyi yaratmak, ortaya koymak. Bir Ayrılık filmiyle ilgili yazdığım yazının hemen girişinde Atol Behramoğlu'ndan bir şiir vardır, örnek vardır. Şimdi o örnek aslında şunu anlatır. Kendi isteğiyle değil, zorla memleketinden uzağa, gurbete yolu düşmüş bir baba var. Ülkesini çok özlüyor. Sürgünde Atol Behramoğlu, 1984 Temmuz'unda, yazında Paris'te sürgünde. Ülkesini özlüyor, eşini, dostunu özlüyor, karısını özlüyor. Dilini, konuştuğu dili özlüyor, yemekleri özlüyor. Ama en çok gözünde, burnunda tüten şey, ilkokula yeni başlayacak olan kızı. O çocuğunun kokusunu özlüyor. İçinden ona yeni okula başlayacak ilkokula bir çanta almak, hediye olarak bir çanta almak, İstanbul'a gidecek birisiyle de bu hediyeyi göndermek geliyor. Bunu yapıyor da gerçekten gidiyor. Bir tane ilkokul çantası alıyor. Üzerinde küçük böyle şirin, sevimli Mickey resmi olan bir çanta alıyor. Ve tutuyor o çantanın kulpundan, Paris'in sokaklarını dolaşıyor. Koskoca adam, kelli felli adam, elinde küçük Mickey fareli şey, çocuk çantasıyla geziyor. Yanından gelip geçenler bıyık altından gülerek bakıyorlar buna. Bunu Atol Behramoğlu daha sonra şiir olarak yazıyor. İşte o yazının girişinde vardır bu şiir. Bir okul çantası aldım sana. Minik bir çanta. Üstünde bir Mickey, şirin mi şirin. Bugünlerde İstanbul'a gelecek bir dostla göndermek için. Sonra çantayı okşar gibi tutup kulpundan, bıyık altından gülenleri aldırmadan, seninle el ele tutuşmuş da gezermiş gibi dolaştım sokaklarını Paris. Var mı bu şiirde bir söz sanatı, bir teşbih, bir eğretileme? Peki neden bu kadar güçlü, neden bu kadar etkiliyor bu şiir bizi? Neden burada güçlü bir imge var bu şiirde? Var çünkü bu şiirdeki duygunun, düşüncenin karşılığı veresiye değil, karşılığı nakit. Karşılığı nakit olan duygunun, düşüncenin içeriğinde şiirsellik olur. Ya da karşılığı nakit olan duygu, düşünce dış biçimsel şiirleştirme tekniklerine başvurmadan imgeyi yaratabilir. Sahicidir, hakikidir. Çünkü hakiki bir duygudan, düşünceden, bir yaşanmışlıktan kaynaklanmıştır. Her neye ki bir insan yaşantılarıyla ulaşamıyor, buna kulakları da kapalıdır der Nietzsche filozof. Aynı cümle şöyle de tercüme edilebilir. Bir şey bize yaşantı yoluyla açık değilse onu duyacak kulak da yoktur bizde.
yaşantı yoluyla deneyimine sahip olduğumuz bilgidir, değerli olan bilgi. Ve bazı insanlar, şairler, o usta dediğim, ayrıca usta dediğim şairler, bunu gündelik hayatta kullandığımız sıradan sözcüklerle, hem de bir bardak su içer gibi, kolay bir şekilde söyler gibi imgeye dönüştürebilirler. Başka örnekleri var. Bakın, Nazım Hikmet en önümüzde olan, hepimizin bildiği örnek. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Var mı bir söz sanatı? Var mı bir metafor? Ama duygu çok hakiki, düşünce çok hakiki. Haberim var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, görüşmecim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor cigaram diyor Ahmet Arif. Hani nerede metafor bilmem ne? İçerikteki şiirsellik bu. Ne güzel şey hatırlamak seni ölüm ve zafer haberleri içinden, hapiste ve yaşım 40'ı geçmiş iken diyor Nazım Hikmet. Bilirim kışa hazırlanmayı diyor Turgut Uyar ya. Biliyorum uzatıyorum ama ne olur izin verin. Sana bir boyun atkısı gerek çünkü kış geldi. Ve sular uzun bir geçmişe hazırlanır. Neredeyse bir çocuk ölür, bir kadın hastalanır. Odalar bulutlanır, zamanıdır. Neredeyse kar başlar, küçük kuşlar ölür. Semerciler ve dilsizler ölür. Seninle ben kalırız yeni bir yaşamaya. Seninle ben kalırız. O şarkı sanılanlar bir kavga halini alır. Neredeyse kar başlar. Birini düşünür gibi oluruz, biliyorum. Ellerin de üşür. Biliyorum ama ısıtabilirsin onları o ateşte. Hazırsın da, biliyorum. Ama sana bir boyun atkısı gerek. Kış geldi. İçerikteki şiirsellik, güçlü imge bu. Ve sadece şiirde değil, bu örneğini verdiğim şiirlerde değildir. İçerikteki şiirsellik, poetika kitaplarında yazmaz. Şiirin kuru kuramında bulamazsınız içerikteki şiirselliği. İçerikteki şiirsellik şiir yazılmadan önce somut hayattadır, insandadır. Hayatın içindedir o içerikteki şiirsellik. Ondan da örnek vereyim. Çünkü o hayatın içindeki şiiri, şiirselliği göremezseniz şiirdekini hiç göremezsiniz. Ülkü Hocam'la, Ülkü Tamer'le az önce burada bu konuşmaya başlamadan önce sohbet yaparken laf karpuza geldi. Ahmet Arif'le birlikte, Ahmet Arif'in Ankara'da Hakimiyet gazetesi miydi hocam? Gece vardiyasında çalıştığı zaman Ahmet Arif, Ülkü Tamer hocam, Ahmet Arif ve Muzaffer Erdoğan sanırım. Üçü her gece buluşurlarmış. Ahmet Arif koca bir karpuzu böyle eliyle sanırım kırıp, değil mi? Beraber keyifle karpuz yerlermiş. Onu anlattığı zaman, az önce anlattığı zaman benim gözler parladı. Çünkü ben hayatımın en güzel hediyesini, doğum günü hediyesini karpuz olarak aldım. Ve bu söyleşte de bunun lafını edecektim size. Bingöl'de askerliğimi yapıyorum. Ağustos sıcağında Bingöl'deyim. Kısa dönem er olarak gittim. Kısa dönem er arkadaşlarım ve uzun dönem öbür arkadaşlar, çocuklar da bana hediye almışlardı. Kocaman bir karpuz. Yemin ederim hayatımda o kadar güzel bir tat, karpuz tadı ben almadım bir daha. O kadar güzel bir doğum günü hediyesi almadım bir daha. Susuzluğumun o kadar çok dindiğini tekrar yaşamımda hatırlamıyorum. Karpuz denilen şey tek başına yenilecek bir şey değildir, değil mi? Yani birlikte yenilince, kalabalıkla yenilince tadı olan bir meyve mi diyeceğiz karpuza? Odur işte karpuz. Sonra terhis oldum. Bir türkü duydum, Ankara türküsü. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok diyor. Al sana içerikteki şiirsellik. Öyle işte. Metafor falan yok burada. Bedri Rahmi Eyüboğlu muydu? Ne zaman bir türkü duysam şairliğinden utanırım diyen. Hakikaten öyle. Yani bu içerikteki şiirselliği en çok türkülerde bulursunuz. Hoş, biz öyle ilginç bir milletiz ki. Orada bir garip ölmüş, le 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 canım kalk gidelim yasına diye sözler bu, millet göbek atıyor. Böyle tuhaf da bir toplumuz ya. Neyse, türkülerde vardır. Yani karpuz kestim yiyen yok, içerikteki şiirselliğin türküdeki karşılığıdır. Yine kötü bir şey anımsatacağım size ama Ermenek kömür ocağının su bastı ve 18-19 yaşlarında bir genç maden işçisi orada öldü.
annesinin söylediği sözü hatırlıyor musunuz? Oğlum yüzme de bilmezdi, ne yaptı? Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı dedi. Bundan daha güçlü bir imge olabilir mi? Bu annenin sözündeki acı kadar. Yani söz sanatı falan yok. Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı diyor. Bir Emirdağ türküsü olarak biliyorum ben. Belki de yanlış biliyordurum. Eğer öyleyse düzeltin. Mezarımı yol üstüne kazsınlar, yar gelip geçende bana can gelir diyor. Metafor falan yok işte, düz. Ama bunlar çok güçlü imgeler. Şimdi acaba daha fazla örnek de var ama uzatmadan söyleyeyim. Uzatmak pahasına şunu da belirtmek zorundayım, kusura bakmayın. Şiirde, dünya şiirinde haikular, geleneksel Japon şiir türüdür. 16. yüzyıl, gelişimi 17. 19. yüzyıl arasında herhalde 5-7-5 heceli 3 dizeden oluşur haikular. Genellikle mevsimlerin değişimi, tabiata ilişkin gözlemler üzerine yazılmış şiirlerdir. Bunlar tabiatın, doğanın, insanın, hayatın saf gözlemleridir. Ve içerikteki şiirselliğe mükemmel, kusursuz örneklerdir. Örnek vereyim haikulardan. Bulursanız mutlaka haiku okuyun. Çünkü o zaman anlıyorsunuz içerikteki şiirselliği. Ürpermeymiş bu haikunun adı. Birden bir ürperme, odamda ölmüş karımın ayağıma takılan tarağı. Üç dize. Birden bir ürperme, odamda ölmüş karımın ikinci dize, ayağıma takılan tarağı. Ya da kış, karların içinde kapılarını yüzüme kapayan evlerin ışıkları. Ne kadar güzel çiziyor zihnimize görüntüyü. Ama söz sanatı yok bunda da. Ya da ayrılık, giden bana ve kalan sana iki ayrı yüz. Bunlar olağanüstü, deha diyeceğim, mucize diyebileceğim dizelerdir, imgelerdir. Çok kolay gelebilir. Ya ne var bunda 5, 7, 5, 3 tane dize ben de yazarım diyorsanız ki ben dedim. Öyle bir gaflette, haddini bilmezlikte bulundum. Yazmaya çalıştım, haiku yazmaya çalıştım, olmuyor. Yazamıyorsunuz. O doğallığı, o imgeyi mümkün değil, yakalayamıyorsunuz. Çok zor bir iş haiku yazmak. Şimdi sinemada, içerikteki şiirselliğin sinemada bir örneği var mı? Ya da nasıl var? Mehmet Fuat'a dayanarak söyleyeyim gene. Dış biçimsel şiirleştirme teknikleriyle göz boyama diyor Mehmet Fuat. Sinemada olduğu kadar başka hiçbir sanat dalında o kadar kolay ve şey değildir, güçlü değildir. Yani sinema biliyorsunuz teknolojiye göbekten bağlı bir sanat olduğu için bir takım tekniklerle, teknolojik olanaklarla, hele şimdi dijital dünyada kameranın bale yapar gibi dolandığı, dolaştığı bilmem 3 boyutlu, 5 boyutlu görüntülerle hazırlanan mizansenlerde şunda bunda, içi boş, kof, şiirsellikten çok uzak şeyleri size sanat, bize sanat diye yutturdukları maalesef çok oluyor. Sinemada içerikteki şiirselliğe örnek vermeden önce eğretilemenin, metaforun sinemada da kullanılabileceğinden söz etmek isterim. Asri zamanları hepiniz izlemişsinizdir. Charlie Chaplin, ki kendisi sinemanın sözcüğün en arı anlamıyla ozanıdır, şairidir. Kimdir sinemanın şairi desek? Ülke hocam benim kare asa ekler miyiz Charlie Chaplin'i? Charlie'yi ekleyelim bence. Modern zamanlarda koyun sürüsünü gösterir. Koyun sürüsünün hemen arkasından metroda bekleyen işçileri gösterir. Bu eğretilemedir. Film dilinde yapılan bir benzeşme, benzetme eğretilemedir. Diyor ki işçi, koyun gibisin, sürüden birisin diyor. Altına hücumu da herkes izlemiştir. Orada açlıktan ayakkabısının botlarının bağlarını, bağcıklarını, çatalını bastırıp şöyle batırıp makarna yer gibi yiyişi. Bu da bir metafordur. Film dilinde yaratılan bir metafordur. Daha güzel bir örnek vereyim film dilinde yaratılan metafora. Stanley Kubrick'in 2001 Bir Uzay Destanı filmi. O filmin açılışını hatırlayın, izleyenler hatırlasın. İnsanlığın Şafağı adlı ilk ayrım, ilk sekansı. Binlerce yıl önce insanoğlu ilk defa aleti buluyor. Bir tane hayvanı öldürüyor. O hayvanın kemiğini sopa olarak kullanıyor. İlk aleti buluşu. Sopa olarak kullanmakla kalmıyor. Hem cinsine karşı silah olarak da kullanıyor.
Ondan sonra o hayvanın kemiğini alıyor gökyüzüne, karanlık gökyüzüne doğru fırlatıyor. Kemik havada döne döne gökyüzünde yükseliyor. Yükselirken karanlıkta neye dönüşüyor? Bir uzay gemisine dönüşüyor. İşte binlerce yılı bir anda atladı. Bir değişim, bir benzetmeyle, bir metafor, güçlü bir metaforun örneği. Şimdi bunlar güzel şeyler. Yani metafor kullanımı. Eisenstein'in Potemkin zırhlısında bulursunuz, Buñuel'in filmlerinde bulursunuz, Fellini'de benzer metaforları, güçlü metaforları bulursunuz. Bir de görüntü diliyle teşbih ya da metafor kullanmadan içerikteki şiirselliği yakalayan filmler ve yönetmenler vardır. Mesela onlardan bir örnek vereyim içerikteki şiirselliğin sinemadaki karşılığına. Sonbahar, tıpkı içinde bulunduğumuz ay gibi bir ay, bir hastane duvarının önüne insanlar dizilmiş, ihanetle suçlanıyorlar ve az sonra kurşuna dizilecekler. Şakır şakır yağmur yağıyor, her şey çamur içerisinde. Kurşuna dizilecek insanlardan üstlerindeki paltoyu ve ayaklarındaki ayakkabıları, botları çıkartmaları isteniyor. İçlerinden bir tanesi paltosunu çıkartıyor, ayakkabısını çıkartıyor, yırtık çoraplarıyla o çamurun içerisinde dolaşıyor ve paltosuyla ayakkabısını koyacak kuru ve temiz bir yer arıyor. İçerikteki şiirsellik, sinema dilinde içerikteki şiirsellik budur. Çok güçlü bir duygudur bu, düşüncedir bu. Ve kurgudan bu sekans, bu anlattığım sahne, sekans değil sahne, gücünü kesmeden, kurgudan, oyunculuktan almaz. Hayatın içerisindeki somut bir duyguyu, bir acıyı yakalamıştır ve onu olduğu gibi göstermiştir. Daha sağlam bir örnek istiyorsanız Bergman'dan vereyim. Onun Kaynak adlı filminden 1959 yapımı. Son derece vahşice tecavüz edilmiş bir kız. Kızın yüzünü görüyoruz. Soğuk bir ilkbahar güneşi var. O soğuk ilkbahar güneşinin süzüldüğü dalların arasından belli belirsiz seziyoruz kızın yüzünü. Ya ölmek üzere ya da çoktan ölmüş ama bilmiyoruz. Kötü bir şekilde tecavüze uğradığını biliyoruz. Kıpırtısız yatıyor. Ama öldü mü ölmedi mi emin değil izleyici. Tam bu sırada bahar için alışılmadık bir kar yağışı başlıyor. Lapa lapa kar yağmaya başlıyor. Baharın ilk ayları için ama bazen olur öyle. Baharın ilk aylarında lapa lapa kar yağdığı olur. Bu kar taneleri, lapa lapa yağan kar taneleri kızın yüzüne düşüyor. Kirpiklerinde donup kalıyor o kar taneleri. O göz kapaklarına ve kirpiklerine düşen kar tanelerinin erimediğini gördüğünüzde kızın ölmüş olduğunu anlıyorsunuz izleyici olarak. Keşke kızın ölmüş olduğunu anlasan sadece. Ölümün soğukluğunu iliğinde, kemiğinde hissediyorsun. Bakın bu sahnede kesme yok. Bu sahnede kamera hareketi de aslında yok diyebilirim. Sadece yavaş yavaş kamera yaklaşıyor, yüze doğru yaklaşıyor. Hadi var kamera hareketi var. Ama bu sahnede oyunculuk yok. Oyunculuk yok. İçerikteki şiirsellik, sinemada, sinema diliyle içerikteki şiirselliğe müthiş bir örnektir bu da. Şimdi üzümden şarap dedik, öyle başladık. Çakmak taşından ateş, öpücüklerden de insan yapacağız ya. Yasa onu buyuruyor ya. Can Yücel'in can yasası, kan yasası, insanın ana yasası. Sözcüklerden de, görüntülerden de imge yapılabilir. Ancak şiiri değerli kılan şey, insan yaşamıyla ve insanın anlam dünyasıyla kurduğu bağın sağlamlığı, içtenliğidir. O sağlam bağı, o içten bağı kurabiliyorsanız, şiirle ve oradaki içerikteki şiirsellikten kaynaklanan imgeyle, o anayasanın da hakkını vermişsiniz demektir. Bir ayrılık filmi, az önce izlediğiniz film, bu hakkı sanırım sonuna kadar veren filmlerden bir tanesi. Önemli filmlerden bir tanesi. Atol Behramoğlu'nun sözüydü. Tıpkı hayatın kendisi gibi abartısız, olanca karışıklığı içerisinde yalın bir şiir diyordu. Aynısını bir ayrılık filmi için de söyleyebiliriz. Tıpkı hayatın kendisi gibi abartısız, olanca karışıklığı içerisinde bir film izlediniz. Adı Bir Ayrılık'tı. Neydi film? Bize neyi anlattı? Karıyla koca boşanıyor. Bir boşanma davası anlatıldı bu filmde. Filmin hemen girişinde, başında kamera neredeydi? Kamera hakimin, yargıcın kürsüsündeydi. Yani başta bizi yönetmen nereye yerleştirdi?
hakimin konumuna yerleştirdi. Yargıcın konumuna yerleştirdi. Karar verici merciye bizi yerleştirdi. Ve biz tanık olduk. Neye tanık olduk? Karıyla kocanın neden kavga ettiğine, neden boşanmak istediklerine, kız çocuklarına, babasının Alzheimer hastası oluşuna, Alzheimer hastası olan babasına bakan kadına, o kadının kocasına, arada yaşanan ufak tefek bir itişip kakışmanın ne tür sonuçlara, ne tür kötü sonuçlara yol açabileceğine vesaireye, en sonunda da filmin sonunda da kızın yaptığı tercihe, vekaleti kimden yana kullanacak, annesini mi tercih edecek, anne baba boşandığında anneyle mi kalacak, babayla mı kalacak, bunlara şahit olduk. Ben filmi izledim, izledikten sonra bir kez değil, 3 kere, 5 kere izledim ve bu filmin aslında hakikat nedir'i sorgulayan bir film olduğuna karar verdim. Film bize hakikati sorgulatıyordu. Kimin hakikati derseniz, buraya eksiksiz anlatmayayım diye yazdım. Hakikatleri tek tek yazdım. Sıkılmazsanız söyleyeyim hangi hakikatler var. Buradan bakayım. Nadir için siminden başlayalım, kadından başlayalım. Hakikat bahane. Kimin bahanesi? Kocasının bahanesi. Neyi bahane ediyor kocası? Babasının Alzheimer hastası olmasını. Kocası yani Nadir ne diyor? Bahanem değil, sebep diyor. O benim sebebim diyor. Benim babam Alzheimer hastası ve bu bahane değil. Benim sebebim dediği zaman niye böyle söylüyorsun diyor kadın. Senin kendi oğlu olduğunu farkında mı annen? Şey baban. Senin kendi oğlu olduğunu farkında mı? Ben onun babam olduğunu biliyorum diyor. Şimdi iki hakikat var. Bir tanesi o hakikate sebep diyor, öbürsü bahane diyor. Raziye'nin hakikatine, Raziye bakıcı kadın, içindeki Allah korkusu. Öyle bir Allah korkusu ki yaşlı, bakıma muhtaç bir adam, üstünü başını pisletmiş, altına işemiş, neyse temizleyecek. Temizleyeyim mi, temizlemeyeyim mi diye hocadan fetva alma gereği duyuyor. Telefon açıyor, hocaya soruyor, caiz mi değil mi diye. İçindeki Allah korkusu Raziye'nin hakikati. Raziye'nin Kur'an üzerine yemin ederim ki bizler de sizler gibi insanız diyen işsiz kocasının hakikatine, onun hakikati karısının kendisinden habersiz işe girip çalışmasını ahlaksızlık olarak görmesi. Yani adamın çocuk düşmüş düşmemiş umurunda değil. Umurunda da daha çok dert ettiği şey, vay sen nasıl benden kocandan habersiz girersin de bir işe çalışırsın. Bu ahlaksızlıktır. Onun hakikati bu. Nadir'in hakikati, kocanın hakikati, gündelikçi kadının babasına bakmak yerine yaşlı adamı yatağa bağlayıp evin kapısını da üzerine kilitleyip dışarı çıkması ve neredeyse babasının ölümüne sebep verecek olması. Nadir'in hakikati, kadının hamile olduğunu bildiği halde bilmiyordum demesi. Ha bir de bu var. Kadının hamile olduğunu biliyor ama bilmiyordum diyor. Onu bir yalanı kendi hakikati haline getiriyor. Simin'in hakikati, onu yaralayan boşanma davası açmasına neden olan şey, 14 yıldan beri evli bunlar. Birlikteler. Buna rağmen kocasının kendisine yahu gitme, kal dememesi. Gitme, kal demek yerine kılını kıpırdatmaması, gayet soğukkanlı, tamam boşanacaksak boşanalım demesi. Kadını bu daha çok yaralıyor. Bu tavrı, duruşu kocasının daha çok yaralıyor. Terme, kız, 11 yaşındaki kız. Onun hakikati babasının kendisine söylediği, öğrettiği gibi ne olursa olsun doğruluktan şaşmaması gerektiği ama babasının hapse girmemesi için de yalan söylemek zorunda kalması. Söylediği yalanla birlikte yıkılan güven duygusu, çocukta yıkılan o güven duygusu. Onarılmaz bir daha kolay kolay. Kendinden duyduğu utancın acısı kızım. Müthiş bir acı. Davaya bakan hakim. O hakimin hakikati var. Raziye'yi ite kaka evden çıkartırken kadının düşük yapmasına sebep olan kişinin Nadir olması ve tutuksuz yargılanması için 40 milyonluk bir kefalet yatması gerektiği. Bu da hakimin hakikati. Raziye'nin hakikatine tekrar dönelim. Düşük yapmaktan çok neden gocunuyor, neyin üstünü çekiyor Raziye? Evdeki parayı çalmakla, hırsızlıkla suçlanmak yaralıyor kadını. Düşük yapmaktan daha çok yaralıyor hırsızlıkla suçlanmak. Onun hakikati bu. Olup bitenlerin bir kısmına şahitlik yapan öğretmen var. Terme'nin öğretmeni var. Onun hakikati ne?
Ya başıma, benim başıma bir iş gelirse korkusu. Bu da onun hakikati. Şimdi ne çok hakikat diyeceksiniz. Daha da sayarım da. Saydım zaten elinizdeki kitapçıkta yazıda var bunlar. Yazıyor şimdi söylediklerim. Ve herkes kendince ne kadar haklı. Hakikat çok ve herkes kendince haklı. Nasıl karar vereceğiz? Termih, yani kız çocuğu karar verecek mi, verebilecek mi? Kimin yanında kalmayı tercih edecek? Annesinin mi, babasının mı? Kimi tercih ettiğinin bir önemi kaldı mı? Filmin sonunda bize söyleseydi, gösterseydi kimi tercih ettiği bir şey değişecek miydi? Önemli mi artık kimi tercih ettiğinin, izleyicinin bilmesi? Şimdi, çağdaş mantığın söylediği şey şu arkadaşlar. Hakikat için söylediği şey şu. Hakikat çağdaş mantıkta önermelerle ilgilidir. Önerme dediği şey cümlelerdir. Önermenin yani cümlenin gerçeklikte karşılığı varsa doğrudur, hakikattir. Yoksa doğru değildir, yanlıştır ve hakikat değildir. Olgular kendi başlarına doğru ya da yanlış olmazlar. Şu elimde tuttuğum kalem kırmızı bir tükenmez kalemdir. Önerme bu, cümle bu. Kırmızı tükenmez bir kalem var elimde cümlesi. Bakarsın gerçekliğe. Olgu olarak gerçeklikte bir karşılığı var mı? Var. Ha, hakikat bu dersin, doğru bu dersin. Şimdi yaşamımızdaki olgulara, olup bitenlere baktığımızda hakikat diye biz bir takım cümleler kuruyoruz. Nadir, kadın, simin, kız çocuğu, öğretmen, hakim, herkes cümleler kuruyor da hakikat üzerine. Biz bu kurduğumuz cümlelerle farklı farklı hakikatleri mi ortaya çıkartıyoruz, yoksa tek bir hakikat var da onun üzerine mi örtüyoruz? Üzerine örttüğümüz hakikat bizim inançlarımızla, dünya görüşlerimizle, bize belletilenlerle, öğretilenlerle, kanıksadıklarımızla, alıştıklarımızla, alıştırıla geldiklerimizle, öğrendiğimiz şeylerle kurduğumuz cümleler mi? Hakikatin üzerine bunlar mı örtüyor? Eğer öyleyse, ki öyle gözüküyor filmde, filmden anladığımız bu, öyleyse hakikat denilen şeye hiçbir zaman ulaşamayacak mıyız? Hakikatin ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek miyiz? Öyleyse insan denilen varlığın özü hep çelişki içerisinde hakikati hiç bilmeden yaşamak mı? Hakikat, hakikat deyip duruyorum ya, hakikat denilen şey eski Yunan mitolojisinde aletheia olarak adlandırılan bir şeymiş. Lethe, ırmakmış, bir ırmak. Unutuşun ırmağı deniyormuş, lethe. Bu ırmağın suyundan bir yudum içen her şeyi unutuyormuş. Daha sonra başına Lethe'nin, unutuşun ırmağının başına olumsuzluk ekini getiren ağ konulmuş. Aletheia, yani üstünü örtmemek. Üstü örtükse açmak, saklamamak, gizlememek, örtmemek. Hakikat sözcüğü, o aletheia sözcüğü Lethe'den geliyormuş. Şunu da bağlayayım. Film, kendi filmleri için yönetmenin söylediği bir şey var. Son yapılan Antalya Film Festivali'ne gelmiş. Orada kendisiyle bir söyleşi yapılmış. Ben de buraya sizle söyleşi yapmaya gelmeden önce birkaç gün önce okudum bu söyleşiyi. Yekta Kopan'ın yaptığı bir söyleşiydi. Benim diyor filmlerimde iki başlangıç ve bir son vardır. İki başlangıç ve bir son vardır. Birinci başlangıç filmin başı, ilk dakikalarıdır. İkinci başlangıç filmin sonunda sizin yani izleyicinin düşünmeye başladığı yerdir. Çünkü diyor ben izleyicinin bir filmden sadece sevinç ya da üzüntü duyarak ayrılmasını değil, soru sorarak kafasında bir soru işaretiyle, sadece kafasında değil belki vicdanında bir soruyla, sorunla ayrılmasını isterim diyor. İki başlangıç bir son, tek son dediği de insanın yazgısının, kaderinin değişmeye başladığı yerdir son diyor. Tabii ki bu da bir son değildir. Kaderin değişmeye başladığı yer son değildir. O da bir başlangıçtır. Ama bir son arıyorsanız benim filmlerimde yazgının, insanın kaderinin değişmeye başladığı yer. Filmdeki karakterin yazgısının değişmeye başladığı yer. Yani küçük kızın tercihini anneden yana mı yapacak, babadan yana mı yapacak onu biz bilmiyoruz. Ama değişti orada yazgısı. Ve biz kafamızda bir soru işaretiyle çıkıyoruz. Film bu anlamıyla bitmiştir. Bu alışmış olduğunuz Batı filmlerindeki, Hollywood filmlerindeki gibi
ya da Avrupa, kıta Avrupası filmlerindeki gibi aman benim filmimin sonu açık uçlu olsun, açık uçlu sonuna bitireyim diye o şekilde bitirilmiş bir film değildir. Gayet nettir aslında filmin sonu. Az önce söylediğim sözlerle birlikte düşünürseniz son derece nettir. Açık uçlu olsun diye o şekilde bitirilmiş bir film değildir diyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii. Sizi çok yormayalım mı? Siz bilirsiniz, varsa soru alabilirim. Ama vaktiniz var. Su da burada unuttuğumuzu sanıyorum. Size bakalım. Şöyle vereyim ben size. İçerikteki şiirselliğe bir örnek daha vereyim. Ben kaptırdım gidiyorum. Şimdi 10 gün önce çok ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Ben hastanede yatıyordum 10 gün önce bugün. Öğrencilerime estetik dersi veriyorum. Estetik tanımını falan yapıyorum da. Hani kimsenin bilmediği şeyin. Aslında bir tanımı yok estetiğin. Sanatın alanındaki güzeldir estetik falan deyip kandırıyorum ben onları. Böyle bir iki cümle var estetik tanımı. Efendim, asıl önemli olan diyorum estetiğin ne işe yaradığını, işlevini bilmenizdir. Hani Yaşar Kemal diyor ya, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler, demirin tuncuna insanın piçine kaldık diyor ya, işte estetik demirin tuncuna insanın piçine kalmayalım diye var. Diye anlatırım neden gerekli olduğunu. Sonra Pablo Neruda'dan şiire eklerim Ağır Ölümü. Ağır Ölüm diye güzel bir şiiri var Pablo Neruda'nın. Ağır ağır ölürler yola çıkmayanlar, müzik dinlemeyenler, gönlünde incelik barındırmayanlar der ya. Ağır ağır ölmemek için vardır estetik derim. O şekilde anlatırım. Sağ olun. Şimdi ben hastanede yatarken öğrencilerim geldi, tıpkı Kel Mahmut'a da benzedim ya. Hastane odasında ziyaret ediyorlar. Çiçek var. Çiçeğin üzerine kart. Kartta şu yazıyor. Demirin tuncuna insanın piçine bırakmayın bizi hocam. Geçmiş olsun. İçerikteki şiirsellik buydu işte. Son yaşadığım, tanık olduğum. Soru varsa evet alabilirim. Buyurun. Merhaba Derya Merhaba. Bulut, çok Merhaba. Teşekkür ediyorum. Her ben şey çok güzeldi. Ben şöyle bir şey hissettim. Nesneleri evet hani bir kategoriye sokabiliyoruz ama durumları sokamıyoruz. Ben filmden onu hissettim. Doğru söylüyorsunuz. Hatta buna ben hani içerikteki şiirsellik dedim ya, bunun bir adı da durum şiiridir. Dediğiniz çok doğru, çok haklısınız. Durumları öyle sınıflandıramıyorsunuz. Haklısınız. Ve durum şiirini unutmayın. Eğer başka sorunuz yoksa... Tamam, tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam...